Herkese merhabalar. Bugün Piedra del Peñol'u ziyaret edeceğiz. Yani namı değer kaya. Yani Peñol kayası. Ya evde yoksan kayası. Bu kaya aynı zamanda Kolombiya'nın ulusal kayası, yani ulusal sembolü. Ay kam kam aşkı. Evet, Piedra El Peñol diye bir köye geldik. Tuktuklar var yukarı çıkan. Böyle Hindistan tuktuğu gibi. Ama 10 dakikalık yokuş böyle yürüme. O yüzden binmedik. Yukarıda bir sürpriz var. Hadi gidelim. Very cute. Yalnız o atta bir şey var ha. Dead or something wrong. Atlar çıkıyorlar da beni ürkütüyorlar ya. Hakan buradan at nasıl geçiyor ya? Aa, that's why they stop in here. Aa, burada durup yürüyerek devam ediyorlar. Ha, geçemiyor. Burası da giriş. Tuktuklar, arabalar, motorlar hepsi buraya kadar. Böyle polis var, güvenlik var. Bir şey demiyorlar. Atlar da o aşağıki ızgaralara kadar. Buralardan falan hiç geçemiyor yani. Yükten ortalığa pislemesin diye. Yani oradan buraya da motorla girmenin ne anlamı var onu anlamadım yani. Tuktuğu orada bıraksınlar. Park falan için herhalde. Şahsi varsa motor. İlginç. Ne çok bir şey değil ama yani 1 dolar, 1,5 dolar falan ödüyorlar buraya giriş için. Wow. And for you. So you have been here? Yeah. I think every people who been in Colombia have been here. Hey, 15 sene önce gelmiş buraya. Biliyor her şeyini, detaylarını. Çıkmış şimdi benim için bir kez daha. Yani bizim için. Evet, ilk merdivenlerimize başladık. Yukarıda bilet alınan yer var. Ücretsiz çıkılmıyor. Tepeye kadar gideceğiz. Yalnız manzara da efsane olacak. Üf. Oha. Geçişleri böyle. Manzara gitgide güzelleşiyor. Burası tabii acayip turistik. Biletimiz buradan. Gidip alalım. I think we have to do nobody pass from. Let's get out. How much? 5 dolar. Gracias. Biletimiz böyle kişi başı 5 dolar, doğru. Tuvalet de ücretsiz, tuvalete gidelim. Başlangıç yeri burası, hemen dibi zaten bilet ofisinin. Böyle bayağı ordu gibi çıkacağız tepeye. Maske taktırıyorlar yolda. Ay 25 yazmışlar. Bütün merdivenleri sayacağız şimdi. Wow, it's my first time, not 8, it's about 8. Boyu 1 metre altında olanlar şanslı, para ödemesine gerek yok, beleş geç. Yaşla alakası yok. Merdivenler dik, görüyorsunuz. Arkada müzik bangır bangır. Bugün bir de pazar. Başka günümüz yoktu, bugün geldik. Yazmışlar bak, 100 oldu la. Burası bu arada toplam 649 tane basamak var burada. 649. Manzara da böyle. Hızlı gidiyor ya, fena değil. Tabii böyle geri dönüş yolu farklı galiba. Ne, yerleri çekmeyeyim ya. Aşağı iniş farklı. Bak. 200. Güzel yapmışlar. Don't worry. Ter başladı. Bu arada merdivenler de favela kiremiti. Sıvamışlar. Duruyor öyle. Seem fine. Yok. Never give up. 150 yaptık. Easy. Diğerleri öldü, kondisyon iyi. Daha çok var ama ya. 325'te yarı yolda dinlenme noktası ve manzara noktası. Bak yarı yol böyle gözüküyor. Yarı yol ama ben öldüm. Tam yarı yol şu an. Ve daha da var, bayağı var. Bu arada bilet de böyle bir şey. Sanırım burayı bulan adamın falan mı fotoğrafı? 1954 yazmış, yanlış ama ya. Böyle bir bilet. Buraya da Meryem çakmışlar ya. Ya buraya bile çıkarmışlar, buraya bile. Drone yasak, yalan. Bir sürü drone videosu gördüm. Burada da var bak bir tane. Bak böyle ilk yardım merkezleri de var. Ben böyle şey olduğunu bilmiyordum ya. Direkt böyle düz çıkılıyor diye düşünüyordum, değilmiş. 350. Şu an akıyor, altımdan akıyor. Havazil. Ben uyudum. Çok çok mu? Ben genç ama bu hiç problem yok. Ama şimdi yaşlı, biraz problem yok. Heyon ölecek. Terletti ama. %75 bitti. Şu an 450 falan galiba. Manzara da böyle. Güzel. İnsanlar küçük tatları biraz bebek gibi.
İnsanlar küçüldü küçüldü kayboldu, tatlı oldular diyor. Giyova tatlı demek Korece. Araba da Giyova. Araba da Giyova. Devam. Devam mı? Tamam, devam. 500'ü de ezdik. Kaldı 149. Azalıyor şu an. 149, 148, 147. Aynı yol buradan da devam ediyor. Güzel yapmışlar çaprazlama. Son düzlük. Son 100 falan. Az bile belki. 600, son 49'muş. Actually, Korede key, we have to run. Always keep it both in there. Korede tersi diyor. Sağdan yürünmesi gerekiyor falan diyor da neyse. Same, Kore'ye ait. Hatırlamıyorum gerçi. Bu arada sağdan iniş yolu, soldan çıkış yolu. Burası ayrılma noktası. İnerken diğer yoldan ineceğiz yani. Hey honey, almost done. Wow, we done. Vardık. Son bir 20 var da kafeye giden. Lan bura bile ot kokuyor be. Burada bile ot içiyorlar ya. 360 derece manzara bu arada. Bu taraf böyle. Diğer tarafta böyle. We can find his hotel from here. From what here? Do you think? Yeah. I learned that this is an artificial island and Pablo Escobar made it, but I'm not sure which one. And I'm not sure is it true or not, but Korean people believe like that. Diyor ki biz Koreliler burayı da Escobar'ın yaptığına inanıyoruz diyor. Ama ben bilmiyorum yani bu kadar şey nasıl yani. Burası böyle bir 20-30 kilometrelik bir yer yani böyle sürekli. Arkalar gözükmüyor ama ada ada birbirine bağlanmış şekilde. Buraya Guatepe diyorlar. Tam bulunduğumuz yer Guatepe değil, arkada kalıyor kayanın arkasına. Ama yürüyerek gidebilirsin. Yakın baya. Bu tarafta da şurada baya böyle bir 10 kilometre falan arkalarda Escobar'ın yaşadığı bölge var. Terk edilmiş eski evi. Ne diyorlar? Yalı, villa, öyle bir şey. Tatil yaptığı yer. Bir Kore ikinci evi. İkinci eviymiş burası. Bu arada Escobar'ın da kardeşi şu anda burada yaşıyormuş. Katafe. I don't know. Arkada, Katafe. Actually it's really beautiful city. Katafe yürüyük aşı yok. It's very tatlı közü bebek gibi. Çok çok tatlı çakımsın mı? Duydunuz. Guatepe de şu arkada. Guatepe yani bildiğin tepe diye yazılıyor. Tepelik bilmiyorum. Biri bana şey demişti, Mayalardaki böyle Maya dilinde de tepeler mepeler hep Türklerden geçmiş falan demişler. İnanmamıştım. Belki de olabilir bilmiyorum. Neyse Heon'un dediği de şu böyle parçalı, yarım, sonradan yapılmış gibi duranlar. Onları diyor ek olarak Escobar yaptı diyor da bilmiyorum ne kadar doğru. Korelilerin böyle değişik bilgileri var yalan yanlış. Heon inanıyor. Ben çok inanmıyorum artık. Why? It looks very artificial. Niye? Dubai gibi. Doğru Dubai de el yapımı ama bilemedim ya. Gerçi yapabilir. Döneminin en zengin 6. insanıymış dünya üzerinde. Niye yapmasın yani? Bak şurası da bizim Karadeniz'de yaparlar ya böyle aşağıya doğru. İp çekerler böyle. Teleferiğin ilk şeyi. Eşya taşımak için aşağıdan yukarıya. Burada da var. Today weather perfect. Yeah, right, no? Yeah, yeah. Too much right. Böyle 360 derece güzel manzara. Çok güzel. Elma? Only this... Where are you going? Sabah çok erken yola çıktık, kahvaltı yapmadık. İki elma, iki muz aldık. Devam ediyoruz. Yiyelim. Bu arada burası Medellin'e 80 kilometre uzaklıkta yani otobüsle 2 saat falan. Daha yoklusak sonra çok güzel. Bu kaya 2175 metre yükseklikte ve 60 milyon yıllık diyorlar. Bayağı eski yani. Ve 1940 yılında Kolombiya'nın ulusal kayası seçilmiş. Medellin'in 80 kilometre doğusunda kalan kaya. Ya evde yoksan kayası. İnsanlar şoka girdi. 1714 yılına kadar burada yaşam varmış yani burada yerli bir halk yaşıyormuş. İspanyollar gelmiş adamları öldürmüş buraya yerleşmiş ve demiş ki biz bu kayayı 1811 yılında biz bulduk demiş. Biz kendimiz bulduk demiş. Bu kayanın keşfediliş tarihi 1811. Hatta bu bölgenin yani Guatepe'nin kendisine özel bayrağı ve ulusal sembolü falan da var. Yani ayrı bir ne diyeyim eyalet gibi bir yer burası. Evet yine bir elma karışı. Vaaay! Gördün mü? There is warm. Aa tırnağımı kırıyordum ben. Yok ya. There is something, it's yours. Böyle çürük mürük kurtlu bir şey bulunca Heyon'a veriyorum. O çok umursamıyor. Doğal diyor, yiyor. Sen Kore'de meşhur öyle şeyler. Bro ya! And I eat warm in Korea. Anlıyorum. Kore'de şey yiyorlar ya, kelebek kurdu gibi bir şey var böyle. Onu yiyorlar. Anlıyorum. O yüzden çok koymaz ona. Ana. Kurtsuz tarafını yiyeyim. Bu arada drone uçurmak yasak ama abimiz uçuruyor yani sıkıntı yok bak indirdi bile.
Şuraya asmışlardı yasak diye. Abi ortada direkt kaldırdı. Ya bu arada şeyler de uçuyor. Kartallar, şahinler falan uçuyor. Riskli yani. Drone'u kapar götür. Yem sanır yer. Neyse gelirseniz bir gün drone'la buraya uçurabilirsiniz. Yasak ama kimse takmıyor. Şu yukarıda da manzara noktası var. Çıkalım bakalım. Kale gibi yapmışlar. Yani. Şu içeriden çıkılıyor. Burası da manzara noktası, en yüksek yer. Buranın manzarası da böyle. Here high. I think it's not this way. İçeri girin, yol buradan dedi de. Şu satın alacak ürünler var burada, hediyelik. O yüzden diyor yani. İniş yoluna geçtik. Bu arada görüyorsunuz kimse maske takmıyor. Yani sadece o girişte diyorlar tak diye. Ondan sonrası yok. Yolda buradan. Ya bu genelde turistik olan yerler hep böyle yani. Maskeyi atıyor millet. Yukarıda kimse karışmıyor. Parayı verene kadar yani maske işi. Ondan sonra para verince maskesiz her yer. Latin Amerika böyle yani en azından. Gerçi Peru'yu duydum. Machu Picchu'da yasakmış maske atmak. Hatta çift maske falan taktırıyorlarmış. Peru'da biraz sıkıntılı o konular. Sanki bu ikinci yol daha bir dandik olmuş gibi. Yani böyle bir dar, böyle bir nemli, böyle bir dandürük. Aa bak şimdi 125'e düştü. Kaya bakar mısın ya? Aa, ne oldu kamera? Güneş çarptı. Kaya bak. Yumurta gibi burada. Düşse yamulduk burada aşağı. Toyla tipi merdiven. Şu kayanın içine demir şeylerle tutturmuşlar böyle kayayı. Karanlık gözükmüyor ama. İlginç bir yapı. Buralara da pet şişe kapağı sıkıştırmışlar, onu anlamadım. Şekil şu koyalım. Yani. 450 aşağı inişte. Son 100 söyleyene kadar değişti. 150. Vah, kayalara bak. Sakat bir yer aslında. Bir deprem olsa yamulursun burada. Direkt kayalar ağzına burada düşer. Dar da. Şu adamlara yazık ya. Bebek İlk geldiğimiz yer burası. Bitti sayılır. Şu aşağısı bilet yeri. Buradan çıkacağız. Yani bu daha çıkış. Bitti. Burası ne hale geldi var ya, dolu dolu. İnsan kaynıyor şu an. Şanslıyız aynen. Erken geldik, hallettik. Bak iniyoruz. Onlar daha yeni geldi. Şimdi buradan da Guatapé'ye yürüyüş yolu var. Böyle adaları birbirine bağlayan köprüler yapmışlar. Araçlar falan da var da yürüme yolu yarım saat falan yani eğlenceli. Güzel olur diye düşündük. Buralarda tekne turları falan da var. Bayağı aktivite var aslında. Guatapé yolculuğumuz devam ediyor. Yol üstünde böyle tatlı şekilli şukullu oteller var. Guatapé. Burası yapılanıyor daha yeni yeni. Bura güzel olmuş ama. Bu arada Medellin'den buraya her yarım saatte bir otobüs var böyle. Köy ya bura, tamamen köy. Ama müthiş bir köy, çok güzel bir köy. Otobüsler bunlar. Bu arada mont giydiğime bakmayın. Bakın daha doğrusu, çünkü hava soğuk. Güneş olduğuna bakmayın. Yükseklik burada 1800 metre ve esiyor yani. Soğuk bildiğin. Ve her zamanki gibi sanat burada da var. Medellin'in her yerinde. Aslında bu bölgesi, this place is famous. It's not bread, it's something like, Alçı, alçı. Yeah. Alçı. Böyle çıkıntılı. Bütün evi burası da kindergarten gibi. Kreş gibi diyor evler. Aa bak şu da öyle. Şu da çıkıntılı baksana. Ben şey resim gibi bir şey sandım. Çizmişler sandım. Alçı yapıştırmışlar. Ve Guatapé. Bak toprak kaymış ufak. Bu bölgede acayip toprak kayması oluyor. Neden? Çünkü Ant dağlarının üstündeyiz şu an. Yükseklerdeyiz ve toprak her yerde kayıyor. Böyle bazen Google'ı açınca felaketleri gösterir ya. Böyle bulunduğumuz noktanın etrafı full heyelan. Full toprak kayması. Ve insanların evi bu şekilde burada. Bak şunlar aşağı. Aşağı. Asay. O aşağı değil. Bu aşağı burada da var. Brezilya'da olan. Mor böyle dondurması vardı ya, burada da var. Ağacı şu da, bu yabani galiba. Bilmiyorum tam. Ama buna benziyor aşağıda. Ve burası Guatapé'nin turistik yeri.
Buradan böyle düz çıkınca Taksim Meydanı gibi meydana çıkıyorsun. Yani İstiklal Caddesi gibi böyle meşhur turistik bir cadde. Şurada da bir kaya var. Tam ortada kocaman yani. Nereden geldiği belli değil. İlginç. Ve meydanımız burası. Bu tarz meydanlar Kolombiya'da meşhur, Bogota'da, Medellin'de her yerde var. Her köyün, böyle her ilçenin, ilin ufak böyle bir meydanı var. Burası ana meydanı Gatape'nin. Şöyle fişke yapacaklarmış, yarım kalmış. Kilisesi, işte tarihi yerleri böyle. Tatlış, güzel bir sokak. Heyo'nun favori küçük köyüymüş. Doğru, tatlı. Burayı baya güzel yapmışlar. Çok iyi. Baya iyi. Tam turistik yani. Acıkmıştık. Bunlardan söyledik. Acayip lezzetli. İsmi Bunelos. Bunelos. Böyle top top şeyler. Kızartılmış. Bayağı iyi. Çok böyle küçük küçük peynir var ama belli bir tadı bile gelmiyor. Ve tanesi 1 lira ya. 1 lira. Bedava. Kolombiya pastanesi. Müthiş. Burada da göl kısmı. Son kez onu da göstereyim. Ondan sonra dağılalım. Çok güzel yapmışlar be. Bayağı iyi olmuş. Escobar'ın Gatape'deki ünlü ve terk edilmiş zengin villasına gideceğiz. Bu ¿cuánto cuesta para cinca la liguera? Escobar. Pablo Escobar. Sí. Amparo Grisales, Ochoa, Ospina, James Rodríguez. Parce. Finca la Manuela, Pablo Escobar, Amparo Grisales, los Ochoa, vale a 20 mil por cada uno. Una hora vamos a recorrer. ¿Cuánto mil? 20 mil pesos. 20. Per person. Sí, I think $5, yeah. Yeah. Necesito que caminar entrada. ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Puedo ver? Ah, usted no puede entrar a la cabaña de Pablo Escobar tampoco. No, sé si no puedo no entrar. Puede, no. Porque sí, todo, en realidad no se puede. Oh, we can. No se puede porque es privada. Es privada y es del gobierno. It's private, that's why we cannot. We cannot walk. Cambio, no cambio. Caminar, no. No, no, no por alrededor, no. Solo. Pero si lo van a ver, tomar fotos, videos. No, no. Venga, ustedes quieren conocer los carros de Pablo Escobar. Ustedes quieren conocer la parte donde, digamos, los bombardeos, el avión donde fue llevado por el narcotráfico. Sí. La historia completa. Yo tengo un compañero que da la historia completa. El hermano de Pablo Escobar. Él es sobrino de Pablo Escobar. Él le cuenta la historia. Pero si ustedes quieren, se los puedo dejar a un costo de una vez y se los dejo privados y podemos ir directamente. Pero si no, le va a valer 20 mil pesos. Se los puedo dejar. Venga, hablemos con el jefe directamente, por favor. Abi, normalde burada kalkan tekneler götürüyordu Escobar'ın adasına. Özel diskosu, işte binası, villası, bilmem nesi. Aynı katedral gibi döşemişler bu adayı böyle. Ancak girişi engellemişler. Öldürülünce her şey devlete kalıyor. Devlet de adaya ayak basmayı engellemiş bir sene önce. Tamı tamına bir sene önce. Belki de Covid ile alakalıdır, bilmiyorum. Yani şu anda oraya gidilmiyor. Sadece etrafında tekneyle dönülüyormuş. O da bilmiyorum, sarar mı bizi? Çünkü içine giremeyeceğiz, bakamayacağız. Değmez. Aslında ucuz da, fiyatı bir şey değil ama bilemedim, düşünüyorsun. Actually $5 is very cheap for one hour boat tour. Yeah. Ya değse gidilir de işte, ya elimde kamera, botun üstünde dolanacağım yani. Değer mi bilmiyorum onu. Gitmiyoruz ya, vazgeçtik. Bir saat tur, sadece tekne üstü değmez dedik, vazgeçtik. Bak, helikopter geçiyor bir tane. Burada helikopter turları var ve 8 dakika seni uçuruyor böyle. Bu göl kısmını görüyorsun, adalar tarafını görüyorsun. Çok güzel yani, belki de dünyanın en güzel helikopter manzarası. Fiyatı da $70, 8 dakika helikopter. Yani hiç helikoptere binmedim, bir bineyim diyenler için değer. Biz de binmedik, bilmiyorum değer mi? Biz çok uçmayı sevmiyoruz. Gelirseniz bir gün uçun. Helikopter $70. Güzel. Değer. Bu da geldiğimiz otobüsler. Biz yol üstü indik. Kayaya çıkmak için. Kayaya. Dönüşte buradan geri döneceğiz. Gatape videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.